Günlerdir aynı giysiyle idare ediyorsun. Bunlar nereden çıktı? Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Ettiğim için özür dilerim. Olur mu? Gelsene. Ben bir şey isteyecektim senden. Ne istersen. Emanet aldığın yüzüğümü geri alabilir miyim? Ben nasıl durduracağım onları? Bulacaklar Rüstem'i, bulacaklar. Bitti. Her şey bitti. Yolun sonuna geldim. Çabucak gelirim demişti. Neden gelmedi ki? Nerede kaldı ki acaba? Nerede kaldı acaba? Çiçek. Hoş geldin. İyi ki geldin. Ne var o pakette? Ben bunu sizin için aldım. Benim için mi? Benim için mi aldın? Hediye mi aldın sen bana? Hediye gibi oldu değil mi? Ya ben alışveriş için çarşıya çıkmıştım. Sonra bunları gördüm. Nasırlarınız var ya, eğer bu eldivenleri takarsanız bir daha yaranız, kaşıntınız olmaz diye düşündüm. Belki sizde vardır ama ben sizi hiç takarken görmedim. Ama eğer hoşunuza gitmediyse... Yok. Çok mutlu oldum ben. Mutlu oldum. Çok çok sevindim Çiçek. Çok iyi düşünmüşsün. Çok da beğendim eldivenleri. Sağ ol, çok düşüncelisin. Hiç çıkarmam ki ben bunları. Hiç çıkarmam. Ben işimin başına döneyim o zaman. Eldivenler de güzelmiş. Rengi de güzel. Hırkamla uyumlu oldu. Çiçek... Zevkli kız vallahi. İyi de kız. Zevkli kız. Zevkli kız Çiçek. Benim kızım çocukken doktor olmak istiyordu. Peki şimdi nerede? Demir parmaklıkların ardında.
Böyle mi olacaktı benim pırlanta gibi kızımın geleceği? Hiç aklıma gelir miydi? Ah yavrum ah. Nasıl dayanacak, ne yapacak oralarda benim yavrum? Amma kararttın manzarayı Semra Hanım. Yasemin bunca yıl tek başına ayakta kalmayı bilmemiş mi? Bilmiş. Demek ki civan mert bir kız. Sen de et çık topla kendini. Her şeyin bir çaresi bulunur. Öyle ağlayıp da gözlerinden de olma. Çok farklı görünüyordu. Hiç tanıdığım, bildiğim Yasemin gibi değildi. Ama yine de kabullenemiyorum, dayanamıyorum onun orada olmasına. Ben en iyisi bir ıccak ıhlamur getireyim sana. Şifadır. Yasemin mi arıyor acaba? Alo, Semra Hanım, iyi günler. İyi günler. Ben Maltepe cezaevinden memur Ercan varım. Kızınız Yasemin Korkmaz İntihar etti. Başınız sağ olsun. Cenazenizi Maltepe Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alabilirsiniz. Olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Olamaz, Yasemin böyle bir şey yapmaz. Yapmaz Yasemin böyle bir şey, olamaz. Duyuyor musunuz beni kızım? Öyle bir şey yapmaz benim. Hayrola Semra Hanım? Ne oluyor? Semra Hanım! Semra Hanım, nereye gidiyorsun? Semra Hanım! Ay, sorma bir şey. Sorma bir şey Sultan Hanım, hiçbir şey sorma bana. Semra Hanım! Dur, 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 dokunma bana. Dokunma, tutmaya kalkma beni sakın. Benim gitmem lazım, gitmem lazım. Semra Hanım! Belki de yolun sonuna geldik. O adamı bulacağız ve gerçek ortaya çıkacak. Efendim hanım. Ali oğlum, koşun yetişin. Semra Hanım evden kaçtı. Nasıl? Nereye gitti hala? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Bir telefon geldi, aklı başından gitti kadının. Fırladı, yerli yerli gitti. Tamam, tamam hala, sakin ol, sen geliyoruz. Ne oldu Ali? Anne. Ben... Eğer izin verirsen... yüzüğü yeniden takmak istiyorum. Çıkardığın günden beri yanımdaydı. Bekliyordum. Evim var mı hatırlamıyorum. Kim olduğumu bile hatırlamıyorum ben. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Gelemem seninle. Yapamam. Anlamıyor musun? Yapamam. Sen kendi isteğinle yeniden bunu parmağına takana kadar bu bende. Emanetin olarak kalacak. Emanetini vereceğim gün bugünmüş demek.
Ben bu yüzüğü istedim. Çünkü... Teyze, hemen benimle gelmen lazım teyze. Süper acil bir durum var. Hemen odama gitmemiz lazım. Çok acil, çok. Ben gidip bir Yusuf'a bakayım. Ben 2 dakika mutfağa gitmiştim oğlum. Ondan sonra telefonu geldi. Ne olduysa ondan kelli oldu zaten. Garibimin aklı gitti. Ben daha dur nereye gidiyorsun diyemeden yaldırayıp kaçtı gitti. Telefonda ne konuştu peki Allah? Duyabildin mi bir şeyler? Olmaz öyle şey. Olama olabilemez öyle şey diye söyleniyordu. Ne oluyor diye sordum. Şimdi bir şey sorma dedi. Kapıyı da üstüme kilitledi. Pencereden baktım taksiye bindi gitti. Duraktan çağırmış olabilir taksiye. Aynen. Hemen gidip konuşalım taksi durağıyla. Hadi. Attığım bomba Ali ile Duygu'yu en az bir gün oyalar. Ben de o sırada işleri hallederim. Şimdi sıra sende Rüstem Çakalı. Seni bir bulayım. Döve döve süreceğim İstanbul'dan. Yavrum benim. Bu ne Yusuf? Öykü çizmeye çalışmıştım ama öyküye hiç benzemedi. Öykü 1000 kere daha güzel bundan. Yardım eder misin bana? Bu muydu çok acil dediğin mesele? Sen bu öykü arkadaşını çok seviyorsun galiba. Geçen gün de bana anlatmıştın. Anlattım mı? Çünkü öykü çok tatlı. Resmide onu hediye etmek istiyorum ama resim hiç güzel olmadı. Bak saçlarına. Öykünün saçları böyle kıvırcık değil ki. Ama düz de değil. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Dalgalı o zaman. Dalgalı mı deniyor ona? Öykünün saçları dalgalı. Deniz gibi yani. Teyze yüzüğünü takmışsın yine. Teyze. Of bir sürü pamuk şekeri. Kim aldı bunları amcam mı? Teyze ben bir şey diyebilir miyim sana? Tabii, ne istersen. Yemek yerken bir şey fark ettim. Parmağındaki yüzüğü çıkarmışsın. Yüzük çıkarmak küsmek demek ya. Amcama küsme ne olur lütfen. O seni çok seviyor. Yusufcuğum, amcanı hatırlamıyorum bile. Hatırlamamak küsmek mi demek? Değil tabii de. O zaman küsmüş gibi çıkarmıyor yüzüğünü. Yine hatırlamam mı yüzüğün parmağında olsun? Olmaz mı? Yüzüğü neden aldığımı söyleyemedim ona. Gidip konuşsam, Yusuf rica etti desem. Yusuf, bu kağıtlardan birini ödünç alabilir miyim? Senden yüzüğü isterken bir açıklama yapamadım. Yusuf yüzüğü parmağımda görmediğinde üzülüyormuş. O rica etti. Kıramadım. Yüzüğü o yüzden istedim.
Neredesin Rüstem? Allah'ın belası neredesin? Rüstem'in arkadaşı değil mi bu? Nerede lan Rüstem? Söyle! Nerede bu sikerif? Bilmiyorum abi, kaç gündür uğramadı buraya. Lan sen niye buradasın o zaman? Borcu vardı bana abi. Onu istemeye gelmiştim. Ama yok. Nereye gitmiş olabilir? Sevgilisi vardı ama. Nerede bu sevgilisini? Bilmiyorum abi. Nerede lan? Abi yemin ederim bilmiyorum. Konuşacaksın. Söyleyeceksin o herifin yerini. Duydun mu? Söyleyeceksin. Bilmiyorum abi. Konuş! Bilmiyorum abi. Konuş lan! Bilmiyorum abi. Nefes alamıyorum. Emriniz var mı? Bir kahve içerim. Tabii. Uzun zamandır içmiyordunuz. Emanetini benden geri istedi. Yüzüğü mü? Bu çok güzel bir gelişme. Umarım gerisi de hızla gelir. Küçük bir adım biliyorum ama gerisi de gelecek. Bu daha başlangıç. Unuttuğu her şeyi bir bir eski yerine koyacağız. Ben kahvenizi hazırlayayım. Evet, bu teyzeydi dediğiniz adresten aldığım kişi. Hiç iyi görünmüyordu ama. Yol boyunca sayıklayıp ağladı. Bir şey anlattın mı peki? Bebeği küvezdeymiş galiba. Yani nasıl olacaksa tabii o yaşta. Göstermiyorlar diyordu. Ölmüş de ondan saklıyorlar mı yoksa diye üzülüyordu. Nereye götürdünüz peki, hatırlıyor musunuz? Semt hastanesine bıraktım. Teşekkürler kardeşim. Rica ederim. Hadi gidelim. Duygu, iyi misin? Yasemin, doğumundan sonra bir süre küvezde kalmıştı. Annem mahvolmuştu o yüzden. Ben çok küçüktüm ama hatırlıyorum. Günlerce uyumamıştı, o da bir şey olacak diye. Herhalde Yasemin ceza alınca aklı o güne gitti. Hepiniz için zor bir dönem biliyorum. Ama uzun sürmeyecek. Onu da biliyorum. Duygu çok yakında her şey düzelecek. Bırakma kendini. Çok az kaldı. Tamam mı? Yardım edeyim mi? Ben yok, bir şey aramıyordum. Ona bakmıştım sadece. Çıkıyordum zaten.
Ziya Bey kolay gelsin. Yine işe daldınız, yemek vaktini kaçırdınız. Bir şeyler hazırlatmamı ister misiniz? Şimdi değil Cenger. Sonra, sonra. Çünkü eldivenlerim yeni hediye geldi. Hakkını vermem lazım bunların. Seher Hanım hediye etti. Yok, Seher değil. Başka bir arkadaşımdan hediye geldi. Arkadaşınız çok nazikmiş. Öyledir, öyledir o. Çiçek gibidir. Bir şey ihtiyacınız olursa ben içerideyim. Aa, Cenger. Şey, şimdi arkadaşım bana bunları hediye etti ya. Karşılığında benim de ona bir hediye almam gerekir değil mi? Öylesi daha şık olur, evet. Ama ben ne hediye edilir bilmem ki Cenger. Ben kimseye çiçek dışında bir hediye vermedim. Siz de bu sefer farklı bir şey düşünün Ziya Bey. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Aklıma tam bir şey geliyor. Vazgeçiyorum sonra. Zormuş Cenger. Çok zormuş bu hediye işi. Mesela arkadaşınızın ihtiyacı olan bir şey olabilir. Olabilir. Tamam. Düşüneceğim. Düşüneceğim bunu. Kolay gelsin. İhtiyacı olan bir şey. Çiçeğin ihtiyacı olan bir şey. Ne ister çiçek? Çiçeğin neye ihtiyacı var? Neye ihtiyacı var çiçeğin? Düşün Ziya. Düşün bakalım neye ihtiyacı var, bir düşün bakalım. Düşün. Ne oldu benim bebeğime? Ne oldu, ne oldu? Niye vermiyorsunuz onu bana? Birkaç gün küvezde kalırsa iyi olur dediniz. Şimdi de yok diyorsunuz. Ne oldu, nerede? Ne olur gösterin Yasemin'i bana. Ne olur, ne olur gösterin kızımı bana. Yalvarıyorum size. Ne olur gösterin. Teyzeciğim, bir daha söylüyorum. Kimse sana kızın öldü demiyor. Burada Yasemin Korkmaz adında bir bebek bile yok. Yanlış yerdesiniz. Yok, yok, yok. Yok olmaz Yasemin. Burada, burada. Burada olduğunu söylediniz bana. Ne olur gösterin onu bana. Yalvarırım kızımı gösterin bana. Yalvarıyorum, yalvarıyorum. Gösterin kızımı bana. Anne, anne bak geldim ben. Geçtim buradayım ben. Neye var, ne oldu? Duygu, Yasemin'i bana göstermiyorlar. İki gün küvezde kalırsa iyi olur dediler. Şimdi de diyorlar ki burada yok diyorlar. Kızımı gösterin bana. Yasemin'i gösterin bana, yalvarırım. Gösterin Yasemin'i bana. Anne, Yasemin evde. İyi, merak etme gerçekten. Yasemin. Yasemin evde mi? Yasemin iyi mi? Evet, iyi. Bakıcı var yanında şimdi. Hadi eve gidelim, üzme kendini lütfen. Hadi gel eve gidelim anneciğim, hadi. Yalancı! Yalancı öldü! Öldü o, yalan söylüyorsun bana! Öldü! Yasemin öldü. Ne diyorsun sen? Yasemin, Yasemin canına kıymış. Hapishanede canına kıymış Yasemin. Aradılar, aradılar, söylediler. Hayır. Yasemin. Sakin ol, Duygu. Ali ne diyor? Ali Yasemin ölmüyor. Duygu sakin ol, tamam. Sakin ol. Ben şimdi işin aslını öğreniyorum, tamam mı? Sen sakın bırakma kendini. Hayır, hayır. Yasemin diyorum. Sen... Anam ne olur, ne olur. Sen... Sen öldürdün onu. Sen öldürdün, sen... Sen katilsin, sen öldürdün onu. Senin yüzünden öldü Yasemin. Hayır, Allah'ım, Allah'ım, lütfen, 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 böyle bir şey olmasın, lütfen. Duygu, şimdi hapishaneyi aradım. Yasemin iyi, haber yalan. Anne, kim dedi sana Yasemin öldü diye, kim söyledi bunu? Ölmemiş mi Yasemin? Evet Semra teyze. Yasemin yaşıyor. Biri sana yalan söylemiş. Yasemin ölmedi. Kızım yaşıyor mu? Yasemin yaşıyor mu?
Anne bak yaşıyor Yasemin. Yaşıyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Bak amca, öyküyü çizdim. Nasıl olmuş? Aferin ateş parçası. Çok güzel olmuş. Teyzem de yardım etti bana, biliyor musun? Bak, tokasını bile çizdik. Amca gördün mü teyzem yüzüğünü takmış? Gördüm ateş parçası. Her şey düzelecek artık. Bence de. Teyzem mutlaka hatırlayacak bizi amca. Öğrenmiştir yüzüğü Yusuf için taktığımı. Ihlamur kaynattıydım sana Semra Hanım. İç birikiyordum, iyi gelir. İstemem Sultan Hanım, sağ ol. Yapma böyle komşum. Bak yaşıyormuş kızın, iyiymiş çok şükür. Ama ben öldüm Sultan Hanım. Ben öldüm. Kızım dört duvar arasındayken ben nasıl yaşarım? Evladı dardayken analar hiç ölür mü? Gadasını aldım. Sen dimdik duracaksın ki kızın arkasında bir anası olduğunu bilsin. Asıl mahpusluk o kozu orada yalnız koymak değil mi? Çürük tahta çivi tutmaz derler bizim oralarda. Sen öyle olmayacaksın. Sen anasın. Mecbursun. Sağlam duracaksın. Kızın çıktı mı mahpusluktan? Bir anası olacak onu bekleyen. Sığınacak bir dama, yiyecek iki kap yemeği olacak değil mi? Ha? Analık hep ağlamak değil ki Semra Hanım. Hasta olurlar. Düşerler, kalkarlar. O yaraları kim saracak Semra Hanım de bana. Analar sarar ya. Analar sarar. Albüm yeni teyze bak, amcam yaptırdı. Bu fotoğraflar hep kaybolmuştu.
Ama amcam hepsini yeniden bastı. Ebe çok güzeldi bugün, prensesler gibi. Amcam da çok beğenmişti. Belki benim yine doğum günümde böyle prenses olsun, olmaz mı? Doğum günün ne zaman Yusufcuğum? Bilmiyorum ki teyze, ama sen biliyorsun. Sana da günaydın ateş parçası. Benmişim demek bu. Evet. Sensin o. Günaydın. Kahvaltıyı hazırlayayım mı? Özel olarak istediğiniz bir şey var mı? Çıkmamız lazım, işimiz var. Kahvaltıyı dışarıda yapacağız. Peki. Nereye gidiyoruz? Alo Sultan teyze. Annemi soracaktım ben. Nasıl oldu, daha iyi mi? İyi kızım, iyi. Daha bir toparlandı çok şükür. Biraz istirahat ediyor şimdi. Senin aklın burada kalmasın kızım, ben yanındayım. Teşekkür ederim Sultan teyze. İyi ki varsınız. Nasılmış? İyiymiş. Çok sevindim. Dün anneni arayıp Yasemin öldü diyen numarayla ilgili bir araştırma istemiştim. İbo şimdi mesaj attı. Annen ankesörlü telefondan aranmış. İyi de kim niye yapar ki böyle bir şeyi? Benim bir tahminim var galiba. Arayan kişi bunu sırf bizi yolumuzdan alıkoymak için yaptı. Rüstem'e ulaşmayalım diye yani. Emin misin? Biz tam Rüstem'in peşine düşmüşken annenin aranmış olması tesadüf olamaz. Kardeşine kumpası kuran kişi anneni arayan kişiyle aynı. Thank you.
Afiyet olsun. Sağ ol Adalet. Eline sağlık. Ziya Bey. Neden eldivenleri evde takıyorsunuz? Şey... Çıkarmayı unutmuşum. O yüzden. Sağ olun. Belim. Arada tutuyor böyle ama alıştım ben. Birazdan geçer. Endişe etmeyin. Çiçek, iyisin değil mi? Zaten Emri Vaki yapıp getirdi beni buraya. Ben istemedim ki elbise falan. Nasıl oldu? Beğendin mi elbiseyi? Her şey yolunda mı? İyi misin? İçeri geliyorum. Gülaferin, karımı gördünüz mü? Hayır, görmedim. Prova odasındaydı. Orada yok. Leyla, Seher Hanım'ı gördün mü? Görmedim Gülafer Hanım. Ne yapıyorsun sen orada? Saklanıyor musun? İnsanlar kendini göstermek için yarışıyor. Sen saklanıyorsun demek. Çok yakışmış bu elbise sana. Ben alışık olmadığım için... Işıl ışıl olmuşsunuz Seher Hanım. Çok yakışmış bu elbise size. Haksız mıyım Yaman Bey? Bu elbiseyi ayırtın. Alıyoruz. Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi sırada ne var? Hangi modelleri deneyelim? Ben şey... Bu kadar yeterli. Başka bir şey denemeyeceğim. Eğer denemeyeceksen...
bu mağazadaki bütün elbiseleri almak zorunda kalacağız. Ama yine de sen bilirsin. Tamam o zaman. Birkaç tane daha deneyeyim. Siz prova odasına geçin, ben size birkaç uygun model getireyim. Tamam. Bir de şey, ben bunun arkasını açamadım da yardımcı olur musunuz? Tabii ki. Siz prova odasına geçin, ben size yardımcı olacağım. Ne bu acele? Soluk soluğa kalmışsın. Rüstem adına kayıtlı telefon bulduk. Teknik takip incelemeye aldı adamı. Sonuç? Eğer telefonu gerçekten kullanan oysa bu adreste. Mürder Sokak No. 21 Beykoz. Komiserim, adres mi? İyi iş çıkardın İbo. Bravo sana. Sağ ol İbo. Ne demek kuremiz komiserim? İnşallah bulursunuz. Bulacağız. Hadi Duygu komiser, çıkalım. Aç şu telefonu buradan Cedat. Aç. Çıkman lazım evden. Belim ağrıyor diyelim. Belim ağrıyor. Belim ağrıyorsa ne almam lazım? Merhem mi almam lazım? İlaç mı almam lazım? Ne almam lazım? Buldum. Baston. Tabii baston almam. Baston olmaz. Olmaz baston. O zaman şey gibi olur. Sanki çok yaşlıymış gibi olur. Olmaz baston. Olmaz. Ne alacağım, ne alacağım çiçeğe ben, ne? Ne alacağım? Ziya Bey, arkadaşınızın neye ihtiyacı olduğunu bulabildiniz mi? Cengar, aslında neye ihtiyacı olduğunu buldum, buldum. Ama ne alacağımı daha bulamadım. Mesela arkadaşınız Çiçek Hanım olsaydı. Misal yani. Beli ağrıdığı için ona bir korse alabilirdiniz. Ağrıları geçsin diye. Aslında benim arkadaşımın da çiçek gibi beli ağrıyor aslında. O halde bunu hemen halledelim. Yakınlarda bir eczanede mutlaka uygun bir korse vardır. Sağ ol Cengel. Sağ ol. Biraz sabırlı olacaksın. Beklemek de bu işlerin bir parçası. Şahane. Öyle mi? Öyle. Hatta eminim birisi daha benimle aynı fikirde olacaktır. Bak bakalım ateş parçası. Teyzen nasıl olmuş? Yusuf. Teyzen güzel olmuşsun. Teşekkür ederim, beğendin demek.
Çok 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 beğendim hem de. Dünyanın en güzel teyzesi benim prenses teyzem. Tamam o zaman bunu da alıyoruz ama bu kadarı yeterli. Hayır teyze, diğer kıyafetleri de dene. Anlamadım, hangi kıyafetleri? Bir sürü kıyafet var orada teyze, gördüm ben. Peki ama sadece sen istediğin için. Buyurun deneyelim diğerlerini. Ulan tam da yeni bulmuşlar, kaza yapacak. Bu sokakta herhalde. Herif, aç şu telefonu. Alo, Rüstem neredesin? Kaç kere aradım seni? Niye açmıyorsun şu telefonu? Söyle Volkan, söyle. Bulunduğun eve polisler geliyor. Orayı terk etmen lazım, hemen. Gelsinler, bir çayımı içip giderler. Alo. Allah kahretsin, kapattı. Bir şeye mi ihtiyacınız var Ziya Bey? Şey, süt isteyecektim de ben. Hemen vereyim. Bir bardak daha alabilir miyim? Hemen vereyim. Bu nedir? Sen bana eldiven almıştın ya. Ben de karşılığında sana bu hediyeyi aldım çiçek. Açmayacak mısın? Hediye, şey o, bel korsesi. Hani senin belin ağrıyor ya, ondan.
Adres şu tarafta galiba, gidelim. Yusuf bu işten anlıyormuş meğer. Seher Hanım, bu elbise o kadar yakıştı ki size ne diyeceğimi bilemiyorum. Galiba bizim kıyafeti sizin kadar güzel taşıyan bir müşterimiz daha yok. Eğer müsaade ederseniz bir fotoğrafınız çekmek istiyorum sayfama koymak için. Teşekkür ederim. Bir fotoğraf da Yaman Bey ile alabilir mi? Günaydın Hanım Kırmayalım.